Şimdi uzaktan çalışmayla ilgili çok erken bir soru. Şöyle yapalım mı? Soruları aslında kalabalığız. Şu anda 115 kişiyi bulduk. Soruları istiyorsanız hani konu bittikten sonra mesela uzaktan çalışma başlığı bittikten sonra fazla yok aslında. Teker slide geçeceğim. Çok uzun tutmadım slaytları. Anlatacaklarımız olabilir. Öyle yapalım. Tam arada böylece çakışma olmaz. En sonda da yapmayı düşünmüyorum çünkü en sonda yapıldığı zaman gün konu geçmiş olabiliyor. Yani uzaktan çalışma bu sefer geçmiş oluyor, soruyu unutmuş olabiliyorsunuz. Bir uyarı geldi bana. Eğer sıkıntı yaşarsanız panoptayı açtıktan sonra gerçekleşti. Görüntü kalitesi düştü, bağlantınız iyi değil diye. Eğer etkisi olursa dediğim gibi panopta kaydını kapatıp o şekilde ilerleriz. Şimdi uzaktan çalışma aslında sadece bu. Yani bunun dışında uzaktan çalışma dediğimiz sistem işçinin sözleşmesinin niteliğini değiştiren bir çalışma türü değil. Normalde uzaktan çalışmayan kişiler olarak bu korona sebebiyle iş yerlerinin belki kapatılması, belki işverenler tarafından çalışanların uzaktan çalışmaya yönlendirmesi sonucu iş görme edimini teknolojik ekipmanlarla veya iletişim araçlarıyla yerine getiren kişiler bakımından sözleşmenin niteliği değişmemektedir. Ne demek istiyorum? Yani belirsiz süreli sözleşme dediğimiz bizim sözleşme tipi belirsiz süreli kalmaya devam etmektedir. Belirli süreli iş sözleşmesi dediğimiz sözleşme tipi belirli süreli kalmaya devam etmektedir. Tam zamanlar tam zamanlı, kısmi zamanlar kısmi zamanlı olarak kalmaya devam etmektedir. Bu kapsamda iş ilişkisinin önceki koşulu neyse aslında uzaktan çalışması talep edilen işçiler bakımından da iş koşulları değişmemiş oluyor. Bu da tabii ki şu pratikte ne önemi var derseniz pratikte hani bu uzaktan çalışması sebebiyle işçinin ücretinde kesinti yapılabilir mi konusu gündeme geldiğinde hayır, işveren çalıştırdığı işçinin ücretini aynen iş yerinde çalışıyormuş gibi o aynı koşullarda ödemek durumundadır. Şimdi uzaktan çalışma tanım olarak baktığımız zaman aslında içinde bir çelişki içerir. Hatalı bir ifade de vardır. İlk paragrafa bakarsanız bu göstermiş olduğum slaytın en sonunda ilk paragrafın ilk satırının en sonunda işçinin iş görme edimini iş yeri dışında yerine getirmesinden bahsediyor. Oysa ki biz iş hukuku kapsamında iş yerini geniş anlamda ele alıyoruz. İşçinin işini gördüğü her yer iş yeri olarak da kabul ediliyor. Bir yandan uzaktan çalışan hatta bu korona sebebiyle evden çalışan kişiler bakımından çalıştıkları süre içinde evde bir iş yeri konumu, iş yeri niteliği taşımış oluyor. Bu haliyle aslında iş yeri dışında yerine getirmesi değil, hani bizim bildiğimiz klasik bir ofis iş yeri dışında, fabrika iş yeri dışında yerine getirmesi olarak anlamanız gerekebilir. Doğal olarak uzaktan çalışma imkanının işveren tarafından işçiye yeterli iş organizasyonu sunularak sağlanması gerekir. Bu da daha çok bir teknolojik altyapıyı gerektiriyor. Eğer teknolojik altyapı veya yapılacak işin niteliği buna uygun değilse uzaktan çalışmanın uygulanması zor hale geliyor. Nedir? Somut örnek diyecekseniz, işte fabrikalarda belki beyaz yakalı dediğimiz idari personelin bir kısmını uzaktan çalışmaya yönlendirme imkanınız vardır ama üretim alanında makinaları dışarı çalışma imkanı taşıma imkanı olmayacağından mavi yakalı diyeceğimiz kişiler bakımından uzaktan çalışmaya yönlendirme pek de mümkün olmayacaktır. Yine bir kişinin mikrofonu açık kaldı. Onu da rica edersem arada tek tek sesler yapıyor. Peki, şimdi uzaktan çalışma ile ilgili şu ana kadar bir tane soru gelmişti. Ben bir chat ekranımı da açayım. Evet, bu tartışıldı, tartışılacak da muhtemelen. Çünkü bir yandan işte benim tanımım itibariyle, size söylediğim tanım itibariyle her ne kadar evden görülen bir iş olsa da iş görme esnasında başına bir şey gelirse işçinin bunun iş kazası sayılması imkanı doğacaktır. Koronanın iş kazası sayılıp niteliğinde olup olmayacağı en tartışılmaya başlandı. Bu konuda SGK aslında bir açıklama da yaptı. SGK'nın açıklaması şu bakımdan önemli. Pratikte uygulamanın ne şekilde olacağını gösteriyor bize.
Ha, SGK'nın uygulaması illaki hukuksal anlamda doğrudur demek mümkün değil. Çünkü koronanın nasıl bulaştığı, nereden bulaştığı, ne şekilde bulaştığını tespit etmek de zor. O yüzden içinde bulunan olaya, daha doğrusu her olayın kendi niteliğine göre değerlendirme yapılması gerekecektir. Ama büyük bir ihtimalle işte kişiden kişiye bulaşma yoluyla geçtiği için evden çalışma da meydana geldiğinde evden çalışan kişi bir başka çalışan kişiden, iş yerinde çalışan kişiden almayacağı için bu mikrobu veyahut da bunu tespit etmek çok zor olacağı için iş kazası yorumunu yapmakta zorlanacağız gibi görünüyor. Sosyal Güvenlik Kurumu da halihazırda bunun iş kazası sayılmayacağı yönünde açıklamaları yapıyor. Serhat ses kalitemin ara ara düştüğünü söylemiş. Ben o bakımdan bir kere daha ses kalitesi iyi mi diye sizlerin bir görüşünü alayım. Hızlı konuşma alışkanlığı olan birisiyim. Bundan dolayı sıkıntı olabilir. Daha tane tane konuşmaya çalışırım. Evet, azımsanmayacak sayıda bir kişi ses kalitesinin kötüleşebildiği konusunda bir geri dönüş yaptı. İster istemez ekranda ağırlaşıyor. Hem bir şey paylaşınca hem kayıt yapınca. Ondan dolayı ben de ekrandan ekrana geçerken ağırlık yaşıyorum. Sessiz kalma sebebim odur. Anketi bitirmeye çalışıyorum. Evet, ben konuşurken tabii ki bu katılımcı arkadaşlarımızı tek tek tarayıp kimin mikrofonunun açık olduğunu göremiyorum. Sistem işte sunum açık olduğu için ben tekrar rica edeyim. Yankılama yankı yapabiliyor. Bundan dolayı mikrofonun kapatılmasını rica ediyoruz. Evet. Şimdi uzaktan çalışmanın akabinde telafi çalışması şeklinde bir telafi çalışması olarak ifade edilen bir öneri geldi yine hükümet açıklamalarında. Yani kişiler uzaktan çalışsın, olabildiğince bir araya gelebilecek şekilde klasik iş yerindeki çalışmadan mümkünse şayet vazgeçin. Bu kapsamda telafi çalışması yapılması da düşünülebilir dendi. Şimdi telafi çalışması aslında çokça üzerinde durduğumuz bir çalışma türü değildi bizim iş hukuku derslerimizde de. Çok üstün kere olarak geçtiğimiz bir şeydi. Ama uygulaması nedir diye soracak olursanız aslında tam tanımı slayta yansıtmadım. Fakat pratikte mesela şu bir telafi çalışmanın şunun yapılması için tercih edildi. Şimdi hatırlayacaksınız bizim ülkemizde sık sık dini bayramlar birleştirilerek işte 3 günlük, 4 günlük Arife günle beraber 3,5, 4,5 günler 9 günlük tatillere çevrilir. Hükümet buna ilişkin işte özellikle kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağına dair karar verir. Özel sektörde buna uygun olarak davranıp çalışanların izin kullanmasına imkan sağlayabilir. İşte bu gibi durumlarda yani ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra iş yerlerinin tatil edilmesi kaldı ki buna zorlayıcı sebepler de dahil. Zorlayıcı sebeplerle işin belli bir süre durması durumunda
İşte örneğin pazartesi, salı, çarşamba tatilken perşembe ve cumayı, hatta cumartesi de işveren kendince tatil ilan ettiğinde, aslında bunun ücretini ödemiş olmasına rağmen işçiye bir izin kullandırmış oluyor. Bu sürenin telafisi anlamı çıkıyor bu telafi çalışmasından. Sonraki dönemde işçiyi normal çalışma saatinin üzerinde çalıştırarak bu çalışmadığı günleri telafi etme mantığı burada hakimdir. Bunu korona kapsamında da zorunlu sebeple işin durması halinde, iş yerinin tatil edilmesi halinde işçinin çalışmadığı süreyi daha sonraki zamanda kullandırabilirsiniz şeklinde öneriyle geldi. Şimdi telafi çalışmasıyla ilgili söylenecek şey, zorunlu sebep ortadan kalktıktan sonraki 4 ay içinde bunun yaptırılması gerekiyor. Tabii işte bir ay, 1,5 ay, yani çok uzun süre kapalı kalan yerler bakımından pratikte uygulanması mümkün olan bir durum değildir bu. Çünkü çok uzun telafiler yaptırmak zorundasınız. Bu da pratik olarak gerçekten mümkün olmuyor. Yani iş yerinizi bir ay tatil ederseniz çok kaba bir hesapla 225 saat işçiyi daha sonradan çalıştırarak bunun telafisini yaptırmanız gerekir gibi bir mantık çıkıyor. Bu da pek mümkün olmuyor. Çünkü zaten günde işte 8 saat, 9 saat belki de daha uzun çalışma yapıyor işçiler. Buna ilave olarak ek bir 225 saatlik çalışma pek uygulanabilir olmuyor. Yasadaki günlük çalışma süresinin de aşılması sonucu doğuruyor. Ama iş yeri bakımından iş yerinin tamamıyla kapatılmayıp da işte eskiden haftanın 6 günü çalışan iş yerlerinin haftanın 4 günü çalışmaya düşürülmesi şeklinde bir uygulama varsa, işte bu zaman yani kısmi olarak durdurulan iş yerleri bakımından uygulanabilirliği tartışılabilir. Telafi çalışmasının daha önceki düzenlemede yaptırılabileceği süre 2 ay olarak belirlenmişti. Bu koronadan sonra yasada bir değişiklik yaptılar ve 4 ay içinde telafisinin yapılabileceği kabul edildi. İşte Mart ayının yarısında çalışılmadıysa, Nisan ayında da belli bir günler çalışılmadıysa bazı iş yerlerinde, bir an önce geçmesini tabii diliyoruz. Geçtikten sonraki 4 ay içinde bu telafi çalışmaları yaptırılabilecektir. Telafi çalışmasının 2 tane önemli unsuru var. Bir tanesi, siz telafi çalışması yaptıracağınız işçiyi günde 11 saatten fazla çalıştıramazsınız. Yani telafi çalışması şu, normal günlük çalışması olacak. İşler açıldığı zaman, her şey normale döndüğü zaman o günlük çalışmanın üzerine her gün 3 saati geçmeyecek şekilde, günde de 11 saati toplamda aşmayacak şekilde telafi çalışması yaptıracaksınız. Birinci önemli unsuru bu. İkinci önemli unsuruysa, telafi çalışması uygulamaya başlarsanız şayet, o zaman normal haftalık çalışmasını aşan bir çalışma yaptırmış olacaksınız çalışanlara. Fazla çalışma ücreti ödenecek mi, ödenmeyecek mi sorusu gündeme gelir. Telafi çalışması düzenlemesinde buna ilişkin açık bir hüküm var. Telafi çalışması sebebiyle fazla çalışma ücreti ödenmeyecek. Telafi çalışmasına ilişkin de sorunuz varsa şayet onları da cevaplamak isterim. Nilgün sesimi duyamadığını şu anda iletti. Yiğit'e teşekkür ederim. Anladığım kadarıyla evet. Nilgün'e ben de mesaj yazayım. Hayır, telafi çalışması sadece mafi yakalılar için geçerli değil. Öyle bir sınırlama yapmış durumda değil yasa. O bakımdan bütün çalışanları kapsar. Mavi yakalı, beyaz yakalı olup olmadığına bakılmaksızın tüm çalışanlar için uygulanabilecek bir çalışma yöntemidir. Evet, geçiyorum. Peki. Öykü, çalışmadığımız günler yıllık izinden düştüyse sonrasında telafi çalışması yapılınca yıllık izin durumu
Ne olur. Öykü, bir sorunu belki açmanı rica edebilirim senden. Çünkü yıllık izinden düşme, hani yıllık izin kullandırma anlamında mı? Yıllık izin kullandırıyor görünerek mi çalıştırılmıyorsun? Çalıştırılmıyor. Sorumuz bu mu? Öykünün o şeyini alırken zaten hani yıllık izin telafi çalışması şu şekilde. Yıllık izin hani kullandırılıyorsa o zaman telafi çalışması yaptırılamaz. Çünkü orada izin var. Yıllık izin de zaten bir hak olarak, işçinin hakkı olarak ortaya çıkan bir durumdur. İşçinin izin kullandırılarak çalışmadığı günlerin telafisi yaptırılamayacaktır. Şayet böyle bir uygulama yapılırsa o zaman bunun adı telafi çalışması olmaz. İşçinin yaptığı fazladan çalışma, fazla çalışma olarak nitelendirilecektir. Şimdi telafi çalışması durumunda, yani telafi çalışmasının uygulamasında şudur. Bu ulusal bayram, genel tatiller veya zorlayıcı sebeplerden dolayı işin durması halinde işçinin ücretinden kesinti yapılmaz. Yani işçi fiiliyatta çalışmamasına rağmen ücretini zaten peşinden almış olur. İsmine telafi tabirinin konulması bundan dolayı. Yani ücretini alıyor, çalışmıyor, bunu telafi ediyor. Bu haliyle zaten daha evvelden ücreti ödenmiş bir çalışma yapılıyor telafi çalışmasında. Fazla mesai gibi bir o yapılan telafi çalışması fazla mesai kabul edilmiyor Feride. Geçiyorum bir sonraki başlığımıza. Zaten sorunuzla belki de alakalıydı aynı şekilde. Çünkü dediğim gibi uygulamada ilk aşamada işçilerin, iş yerlerinin hani tatil edilmesi ve işçilerin çalıştırılmamasında ilk pratikte akla gelen sistem işçilere yıllık ücretli izinlerinin kullanmadıkları yıllık ücretli izinlerinin kullandırılması yöntemiydi. Bu haliyle bir kere işçiler bakımında hani işçilere bir nevi çalışmamalarına rağmen ücret ödenmesi mümkün o hale getirildi. Diğer yandan da işverenlerin aslında kullandırmakla yükümlü oldukları yıllık ücretli izinler kullandırılmış oldu. Yıllık ücretli izin konusunda yasalarımızda, bizim iş yasamızda ve diğer iş yasalarında açık düzenleme vardır. Soruya cevap vereceğim ama önce istiyorsanız anlatayım. İş yasasına baktığımız zaman işte en az bir yıl çalışmış olan işçiye çalıştığı sürenin uzunluğuna göre her yıl izin hakkı tanınması gerekir. Bu izin de ücretli izindir. Yani işçi izni kullanmasına, çalışmamasına rağmen sanki çalışmış gibi ücretinde kesinti yapılmadan ücretini almaya devam edecektir. İşte bir yıldan 5 yıla kadar iş yerinde çalışan işçiler bakımından her yıl 14 gün, 5 yıldan 14 yıla kadar olanlar için 14 yıl dahil 20 gün, 15 yıldan 15 yıl ve daha fazla çalışanlar bakımından iş yerinde 26 gün asgari yıllık izin uygulaması yapılmak durumundadır. Yaşı 18 yaşından küçüklerle 50 yaşından büyükler bakımından da asgari sürelerin 20 günden aşağı olamayacağı belirtilmiştir. Şimdi bu kapsamda dediğim gibi aslında korona sebebiyle ortada bir hem işverenler bakımından hem de işçiler bakımından zor bir durum çıkıyor. Neden zor durum diyorum? İster istemez çok ciddi anlamda ya hükümetin bildirgeleri, daha doğrusu bir kararname ile iş yeriniz kapatılıyor. Ya piyasa işte daralıyor, ondan dolayı zaten iş yerini açık tutmak maliyetli hale geliyor. Bir sürü sıkıntıdan dolayı işçi çalıştırmanın zor olduğu, bir de insani açıdan da baktığımız zaman hakikaten birçok insanın korona bulaşma riskini taşımak istememesi sebebiyle tedirginlikle iş yerlerine baktıkları dönemde iş yerlerini kapatmış oluyor işverenler. İşçiler de ücretlerinden açıkçası mahrum kalmış olmuyorlar yıllık ücretli izin sisteminin kullanılmasıyla. Tabii yıllık ücretli izin bakımından söylenecek şey bunun geçici bir yöntem olması. Yani 14 gün yıllık izne sahip olanlar işte Mart'ın ortasında iş yerleri tatil edildiyse Nisan başı itibariyle aslında izinlerini kullanmış oldular. Geriye kalan durum bakımından yıllık ücretli izin uygulama imkanı olabilecek bir sistem değil. Bu bakımdan geçici bir sistemdi. İşçilerin ücretlerinden mahrum kalınmaması için uygulanabilecek olan. Ben tekrar chat ekranına geleyim çünkü bir soru görmüştüm.
Şimdi kumsal sormuş. Kumsal iş hukuku uygulamasında yıllık ana kural olarak işçi öncelikle çalışır, sonra izne hak kazanır. Bu haliyle hak kazanmamış bir çalışmanın ücretinin ödenmesi gibi bir mantık iş yasasında yok. Ancak bu karşılıklı olarak iyi niyet uygulaması şeklinde senin dediğin şekilde belki işleyebilir. Şayet işçi bunu kabul ederse. Hukuki olarak tartışma konusu yıllık ücretli izinle ilgili şu. Yıllık ücretli iznin temel dayanağı anayasal bir hak olarak düzenlenmiş dinlenme hakkıdır. Dinlenme hakkı aslında işçinin tamamıyla işten uzaklaşarak kafasını dağıtabileceği, kendisine, ailesine, sosyal diğer ortamlara, özel hayatına ne derseniz deyin zaman ayırabileceği bir nevi hani amiyane tabiri işte kafayı sıfırlayabilecek, resetleyebileceği bir durum. Tekrar çalışmaya başladığında yepyeni, yeniden çalışma şevkiyle dolmuş, verimli, artmış bir eleman olarak çalışmasında temin eder. Tartışma konusu şu. Korona günlerinde zorunlu yıllık ücretli izin kullandırılması halinde işçiler demin tarif etmiş olduğum şekilde bir izin kullanmış olmuyorlar. Kısacası işte herkes evine kapanmış durumda. Bundan dolayı evden dışarı çıkamadığınız, evet belki eve ailenize bir vakit harcıyorsunuz ama hani tamamıyla kafanızı boşaltabiliyorsunuz. Hayır, işte stres ona mı bulaştı, şeyler takılarak eldivenler takılıyor, işte maskeler takılıyor, dışarıda birisi sizi görünce bazı yerlerde sizden korkup kaçmaya başlıyor şeklinde böyle enteresan durumlar yaşıyoruz. Bu haliyle hukuki tartışma konusu olacak şey zorunlu olarak bu dönemde kullandırılan yıllık ücretli izinlerin aslen dinlenme hakkına uygun, yasanın amacına uygun yıllık ücretli izin olup olmadığı noktasında toplanmakta. Burada tabii ki aslında hani iyi niyetli olarak yaklaşmakta fayda var. Bence olayı hani hukuki tartışmaya taşımadan evvel yıllık ücretli izin uygulaması eğer mümkünse şayet işçilerin herhangi bir gelir kaybına sebebiyet vermemesi bakımından uygulanması içinde bulunduğumuz olağanüstü durumda iyi bir uygulama olarak görünebilir. Yıllık ücretli izini birikmiş olanların çalışanların şirkete maliyeti var mı diye bir soru gelmiş. Şimdi yıllık ücret izinleri birikmiş olanlar hani kullanmayanlar bakımından şöyle bir maliyet var, gizli bir maliyet var. Şayet yıllık ücretli izinlerini seneler boyunca kullanmamış kişiler günün birinde işten ayrılırlarsa iş yasası gereği işten ayrıldıkları anda bunun karşılığının ücret olarak işçiye ödenmesi gerekir. Daha belki de farklı bir şekilde ifade edersem anlaşılabilir. Normal olarak işte ben bugün çalışmaya başlasam bir sonraki sene bir yılı tamamladığımda 14 gün izne hak kazanacağım. 14 gün izne hak kazanmamış olmama rağmen kullanmayabilirim bir sonraki sene bunu. Hani iş belki mümkün değildir. İşveren izin vermez. Bir sürü şey olabilir. 2 sene, 3 sene, 4 sene, 5 sene boyunca hiç izin kullanmadığımı varsayalım. İşte 14 çarpı 5, 70 günlük aslında hak etmiş olmama rağmen kullanmadığım bir yıllık ücretli izin hakkım mevcuttur. Bu hak iş sözleşmesi devam ederken ücret hakkı değildir, izin hakkıdır. Ama iş sözleşmesi sona erdiğinde artık izin kullandırılma imkanı ortada bulunmayacağı için yasa koyucu sözleşmenin fesih tarihinde bunun parasal karşılığının ödenmesi gerektiğini düzenlemiştir. Buna da yıllık izin ücreti adı verilmektedir. Bu haliyle izinleri birikmiş olan çalışanların şirkette bu şekilde aslında bir gizli maliyeti vardır. Yıllık ücretli izin kullandırılması korona günlerinde bu gizli maliyetin de ortadan kalkmasını sağlayacaktır. Merve'nin sorusuna bakıyorum. Mayıs'ta hak edeceğim yıllık izni Mart ayında zorunlu olarak erkeğe düşecek şekilde kullanmış oldum. Nisan-Haziran arası devlet ödeneğinden yararlanacağımı söylendi. İlk izni Mayıs'ta
hak edebilir miyim? Dediğim gibi aslında Merve, hani burada bir karşılıklı iyi niyetle uygulama yapılmaya çalışılıyor. Hani ücretsizliğinin tartışıldığı, çünkü elinde başka bir şey yoksa, iş yerine tatil ettiyse ya iş sözleşmesini feshedecek, ya kısa çalışma sistemini, birazdan bahsedeceğiz, kısa çalışma sistemine geçecek. İş sözleşmesi ya da ücretsiz izin uygulamasına geçilecek. Diğer her koşulda işçi maddi anlamda zarara uğruyor. Yıllık ücretli iznin peşinen kullandırılması belki de bu maddi zararı ortadan kaldırması bakımından da, her ne kadar peşin uygulama yasal görünmese bile, faydalıdır diyebilirim ben. Pratik anlamda söylüyorum. Kullanıyorsanız şayet bir sonraki yılın iznini Mart ayında, Mayıs ayı geldiğinde tekrardan izin hakkınız yani doğmayacak. Daha doğrusu izin hakkı, doğmuş olan izin hakkını zaten kullanmış olacaksınız. Salgın hastalık, majör durumlar dışında yıl içerisinde izinler eritilsin diye yıllık izin kullandırılması yasal mıdır? Yıllık izin kullandırılması konusu aslında işverenin yönetim hakkı çerçevesinde karar verebileceği hususlardan bir tanesidir. Normal olarak herkes tabii ki yıllık iznini ekseriyetle yaz aylarında kullanmayı tercih ediyor. Fakat bütün işçilerin yaz aylarında aynı tarihlerde işten ayrılmaları, izne ayrılmaları işverenlerin iş organizasyonu bakımından sıkıntı yaratabilecektir. Bu kapsamda bizim iş mevzuatımız yıllık izinlerin kullandırılması konusunda ana yetkiyi işverene vermiş durumdadır. Ancak şunu diyor, işçilerden gelen talebi göz önünde bulundur. Olabildiğince işçilerin istedikleri günlere uymaya çalış. Fakat uymak zorunda mı? Hayır. Uymadığı zaman işçi bunu bir hak olarak yargıya taşıyabilir mi? Hayır, taşıyamaz. İşveren bunu belirleyecektir. 50'den fazla işçi çalışan iş yerleri bakımından yine mevzuatımızda yıllık ücretli izin komisyonlarının kurulması kabul edilmiştir. Bu komisyonlara da işçi temsilcilerinin katılması, hem işveren temsilcisi bulunacak hem de işçi temsilcisi bulunacak. 50'den fazla işçi çalıştıran iş yerlerinde kimin yıllık olarak ne zaman izin kullanacağına bu komisyon karar verecektir. Bu da demektir ki 50'den az işçi çalıştıran iş yerlerinde işverenlerin mutlak yetkisi varken, 50'den daha fazla işçi çalıştıran iş yerleri bakımından işçinin de katılımıyla ortaya çıkan bir izin kullanma takviminin tespiti mümkün olabiliyor. Emeklilikte birikmiş yıllık izinlerin ücreti alınır mı? Zehra'nın sorusu. Emekli olduktan sonra iş yerinde çalışmaya devam ediyorsanız şayet, bizim hukuki uygulamamız anlamında söylüyorum. İş sözleşmesi devam ettiği için yıllık izinlerin ücreti alınmaz, birikmeye devam edecektir. Emeklilikle beraber kıdem tazminatının ödeneceği açıkça yasada emredici olarak düzenlenmiştir. Kıdem tazminatı ödemesi yapılması gerekir. Ancak birikmiş yıllık izinlerin ücret olarak ödenmesi gerekmez. Şayet emekli olmakla beraber işçi çalışmaya devam ediyorsa. Ha, emekli olup iş yerinden ayrılıyorsa iş sözleşmesi sona ereceğinden yıllık izin ücretlerinin de ödenmesi gerekecektir. Kerem'in sorusu var. Evet, Kerem, haklısın. Demin de anlatmış olduğum sisteme uygun bir şekilde işçilerin gerçekten dinlenmelerine olanak sağlaması açısından kabul edilmiş bir düzenlemeydi. Kesintisiz en az bir bölümünün 10 gün kullandırılması durumu. Fiiliyatta çünkü işverenlerin işte cuma günleri, cumartesi günleri, hani her hafta birer gün, her hafta ikişer gün şeklinde kullandırıldığı durumlar çok oldu. Tabii bir gün sadece iş yerinden uzakta kalan kişinin aslında tam olarak dinlenmiş olmuyor. Çoğu zaman da bu kişiler belki de evde geçirmelerine rağmen o izin günlerini telefonla da meşgul ediliyor olabilirler. Bu haliyle aslında dediğin gibi bir uygulamanın olması gerekiyordu. Fakat uygulamada buna uygun davranılmayabiliyor. Çalışma koşullarına uyulmaması, iş sözleşmesinin işçi bakımından haklı nedenle fesih sebeplerinden bir tanesidir. Yasada açıkça senin dediğin gibi düzenlenmiş olması sebebiyle, eğer işveren bu yükümlülüğe uymuyorsa işçinin salt bu sebeple de iş sözleşmesini feshetmesi mümkün olabilecektir.
İdari izinli dedin. Yani idari izin ben anladığım tek taraflı işverenin vermiş olduğu bir izinden mi bahsediyorsun Özden? Açabilir misin sorunu? Açarsan sevineceğim. Çünkü tam olarak anlamadım soruyu. Hani bizim özel hukuk uygulamamızda idari izin daha çok kamu çalışanlarına yönelik bir kavram. Bundan dolayı diyorum özel hukukta idari izin olmuyor. Ha, yönetim kendi kendine tek taraflı izin verebilir. İki tane izin iç içe geçmeyecektir. Ana kural bizde de böyle, kamuda da böyle. O bakımdan zaten verilmiş olan bir idari iznin yıllık izinden düşülmesi yasal bir uygulama değildir. Soruyu doğru anladıysam bu şekilde cevap veriyorum. İç içe geçmez yani. O ayrı bir izin. Yıllık izinden düşünmeyecek. Peki. Şimdi gelelim. Ben daha kısa aslında süreceğini düşünmüştüm buraya kadar geldiğimiz nokta itibariyle ama dördüncü başlığımıza da gelelim istiyorsanız. Açılmasını bekliyorum başlıkların. Çok popüler bir konu. Muhtemelen içinizde benim gördüğüm kadarıyla avukatlık yapan arkadaşlarımız da çok fazla. Onların bu aralarda gerek avukatlık yapanların gerekse mali müşavir olarak ofislerinde çalışanların sıkça uğraştığı konulardan bir tanesi kısa çalışma olgusu. Kısa çalışma neden bu kadar popüler oldu? Çünkü ilk defa hükümet tarafından ciddi anlamda bir yönlendirme oldu. İşçi yerlerinin zorunlu olarak tatil edilmesi, ciddi bir anlamda daha doğrusu pardon İçişleri Bakanlığı'nın şeyiyle kararnamesi verilen kararnameli İçişleri Bakanlığı'nın açıklamış olduğu bildirgelerle iş yerlerinin zorunlu olarak kapatılması, hükümetin bu kapatılmayan iş yerleri dışında da çalışmaya ara verilmesi yönünde telkinlerde bulunulması, her ne kadar zorunlu olarak tatil edilmemiş olsa dahi içinde bulunan durumdan dolayı bazı yerlerin kapatma, örneğin işte AVM'ler bir ara biliyorsunuz kapatma kararı verdi herhangi bir zorunluluk olmamasına rağmen gibi gibi durumlardan dolayı. Çok ciddi sıkıntılar doğmak üzereydi. Hükümet de dedi ki bu gibi kişiler işte yukarıda saydığımız yıllık ücretli izin uygulaması, telafi çalışması gibi gibi saydıktan sonra kısa çalışma ödeneğine de başvurabilirsiniz. Bu konuda esneklik sağlayacağız. Hatta işte hak kazanma koşullarını da değiştireceğiz şeklinde bir açıklamayla ilk olarak gündeme geldi. Burada bu slaytta zaten aslında yazdık. 150 bin, 149 bin küsuratı var. 15 ile 18 Mart arasında İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle kapatılan iş yeri durumu. Bunu tabii işte bir sürü şey de ekonomik olarak etkiledi. Şimdi kısa kısa geçelim. Kısa çalışma ne? Kısa çalışma genel ekonomik, sektörel veya bölgesel krizle, zorlayıcı sebeplerle iş yerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azaltılması veya iş yerindeki faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durdurulması hallerinde 3 ayı aşmamak üzere kısa çalışma yapılabilir ifadeleriyle yasada tanımlanıyor. Bu koşullar gerçekleştiği andan itibaren iş yerlerinin Çalışma Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ydı biliyorsunuz eski ismi. Şimdi Aile, Sosyal Politikalar ve Çalışma Bakanlığı olarak değişti. Bakanlığa yaptığı, bakanlıktan aldığı izinle beraber iş yerindeki haftalık çalışma sürelerini ya tamamen sıfırlaması veya önemli ölçüde azaltması mümkün hale geliyor. Yani buna bir bakanlık izniyle iş yerindeki çalışmayı kısmi olarak tatil edebiliyorsunuz. Dilerseniz tamamen tatil edebiliyorsunuz. Neden düzenlendi kısa çalışma? Kısa çalışmanın düzenlenmesinin tek sebebi var. İşveren böyle bir haktan yararlandığı zaman işçiler fiilen çalışmadığı için ücrete hak kazanamayacaklar ve ücret kaybını yaşayacaklar. İşte bu ücret kaybının telafisi için bakanlık onayıyla kısa çalışmanın uygulandığı durumlarda işsizlik sigortası fonu dediğimiz bizim bir fondan çalışanların gelir kaybının telafi edilmesi amacıyla kendilerine kısa çalışma ödeneğinin ödenmesine olanak sağlamak amacıyla kabul edilmiştir. Sorularınıza cevap vereceğim.
Pratikteki en önemli noktası işte budur. Kısa çalışma ödeneği ödenmesi. Kimlere? İşçilere. Yani kısa çalışmanın aslında işverenlere pratikte faydası şudur. İşverenler eğer hakikaten çalışma zorlayıcı sebeplerle, ekonomik kriz gibi sebeplerle iş yerinde artık üretim yapma imkanı kalmadıysa, iş yerini açması, bütün işçilerin gelmesi, işçilere ücret ödemesi, makineler, elektrik, işte neyle ısınıyorsa ısınma giderleri, bütün diğer tüm giderler bir arada olduğunda aslında iş yerinin anahtarının açılması bir maliyet doğuruyor. Yani bir zarar doğurucu bir eylem haline gelmiş olabiliyor. Bir nevi bundan belirli bir süre kurtulması amacıyla işverenlere bir yardım sağlanması planlandı. İşçiler bakımından da gelir kaybına uğramamaları için bir yardım imkanı sağlandı. Kısa çalışmaya başvurma hakkı işverenlere getirilmiş bir haktır. Yani işveren kısa çalışmaya başvuracaktır. İşçilerin kısa çalışmaya kendilerinin doğrudan başvurma imkanları yoktur. Bu haliyle aslında iş yerindeki çalışmayı azaltacak veya tatil edecek işçilerler bakımından bir nevi işçilerin de gelir kaybına uğramaması için iyi niyetle yapılan bir uygulama halini alır kısa çalışma. Peki hangi işçiler kısa çalışma ödeneğine hak kazanacaktır? Onu da bu slaydın en altında aslında ifade ettik. Korona sebebiyle yapılan düzenleme en son noktada belirtilmiş durumda. Son 60 gün hizmet hakkına tabi olmak kaydıyla, yani o işverene bağlı olmak kaydıyla 3 yıl içinde 450 gün prim ödemiş çalışanlar kısa çalışma ödeneğine hak kazanmış olacaklardır. İlerleyeyim. Kısa çalışma ödeneğinin miktarı konusunda da açıklama burada yazıyor. Zaten hani eğer varsa çok son zamanda gündeme geldiği için birçok arkadaşımın belki de bilincindedir. Son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %60'ıdır. Bu şekilde ödenecek kısa çalışma ödeneği miktarının asgari ücretin brütünün %150'sini geçemeyeceği de yasal olarak düzenlenmiştir. Kısa çalışma uygulaması 3 ay olarak gerçekleştirilebilir azami olarak. Cumhurbaşkanının bunu 6 aya kadar uzatabileceği düzenlemesi de mevcuttur. Gelelim pratiğe. Açılmasını bekliyorum slaytın. Ekranda bir ağırlaşma var. Onu bekliyorum. Görüntüm dondu. Her şeyim dondu şu anda. Size sesim geliyor mu bilmiyorum. O yüzden bekliyorum. Mesaj sesleriniz geliyor ama ben ekranım şu anda ne yazık ki ekran da şu anda çok net. evet. Ses olarak da hiçbir sıkıntı yok. Çok teşekkür ediyorum. Google Chrome not responding, yani cevap vermiyor. Bundan dolayı ben azıcık bekleyeceğim Chrome'un kendine gelmesi için. Dinliyorum. Tamam, teşekkür ederim. Evet, Chrome'un açılmasını muhtemelen bekleyeceğim ama sesim geliyorsa ben buradan da slide'ı açarak onun üzerinde gidebilirim. Tek kötü tarafı sorularınızı göremiyor olacağım. Eğer Chrome kendi kendine otomatik olarak kapatırsa birazdan tekrar bağlanırım. O konuda da size bilgi vereyim. Yüklendiğimizi düşünüyorum bu kayıtlarla beraber.
Evet, açacağım slaytta aslında kısa çalışma ödeneği konusunda hani miktarı konusunda şey yapmıştık. O konuda bir tablo hani asgari ücretle çalışan bir işçi geçen seneden bu zamana kadar asgari ücretle çalışan bir işçi ne kadar kısa çalışma ödeneğine hak kazanacaktır şeklinde bir tablo vardı. O rakamsal olarak size bilgi vermek istemiştim. Ben bir Panopto kaydını azıcık durdurayım. Belki ondan kaynaklanıyordur. Evet, sesim ve görüntüm geliyor mu? Bir şey yapayım, herkes cevap vermesin, bir anket yapayım. Evet, şimdi konuşuyorum. Sesim görüntüm. Demin de zaten geliyordu size ama ben ne yazık ki ekranımı kaybettim. O yüzden kusura bakmayın, benden kaynaklanan teknik bir arıza oldu. Şu anda bir sıkıntım yok gibi görünüyor. İki kişi ses ve görüntü alamıyordunu söyledi şu ana kadar. 31 kişi yanıt yok. Bu verdiğimiz aradan dolayı dışarı çıkmış olabilirler. Ses ve görüntüm gelmeyen kişiler için mesajımı atayım. Evet, tekrar giriş yapabilirseniz ses ve görüntü gelmeyen arasından söylüyorum. Bir kişi yayındı zaten. İki kişiymiş pardon. Muhtemelen hallolacaktır. Çünkü genel olarak ses gittiğine göre bizden kaynaklı, sistemden kaynaklı bir sıkıntı değil. Yerel sistemlerinden kaynaklı olabilir. Öyle mi oldu Yiğit? Yok, herkese gitmiş Yiğit. Sana özel atmamışım. Özel nasıl mesaj atılıyor onu da bilmiyorum ama olsun. Tamam, sorun değil. Peki. Şimdi size zaten açıkmış anladığım kadarıyla kısa çalışma şeyi bu. Hesaplamanın nasıl olacağını açıklar mısınız diye bir soru da vardı. Hesaplama aslında kendini gösteriyor. Son 12 ay içinde normal olarak çalıştığınız zaman işverenler biliyorsunuz Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirimde bulunuyor. Ve o bildirimi yaparken de prime esas kazanç dediğimiz bizim sizin PEK olarak gördüğünüz prime esas kazanç bildiriminde de bulunuluyor. Asgari ücretle çalışan bir işçi için bu şekilde yapılacak. Ve tabii ki Nisan yani 2019'daki 2019'un asgari ücreti son Ocak, Şubat, Mart ayları da 2020'nin asgari ücreti olarak değerlendiriyoruz. Toplam kazancı çalışılan gün sayısına böldüğümüz zaman ortalama kazanç zaten çıkıyor. Ortalama kazancın %60'ı da kısa çalışma ödeneğidir günlük. Nisan ayında kısacası asgari ücretle çalışan bir işçi için yapılan başvuru neticesinde çalışanın iş yerinin tamamen tatil edildiğini düşünürsek alabileceği kısa çalışma ödeneği aylık olarak brüt 1592,73 Türk lirası oluyor. Bundan sadece damga vergisi kesintisi yapılıyor. Damga vergisi kesintisi azdır. O yüzden 1580'lerde muhtemelen bir rakamı, belki 70'lerde bir rakamı işçi alacaktır. Tabii ki tekrar ediyorum buradaki ifadeyi. Tam olarak tatil edilirse, kısa çalışmada tam olarak tatil seçeneği de var. Veyahut da iş yerindeki haftalık çalışma süresinin en az 1/3 oranında azaltılması. Haftalık çalışma süremiz 45 saat, 1/3 oranında en az azaltırsak 30 saat ve daha az çalışma sistemine geçilebilir. Bu takdirde ise işçi çalışılmayan süreyle orantılı olarak bu ödeneği alacaktır. Yani çalışılmayan süreler için bu ödeneği alacak. Azıcık yukarı gidiyorum. Gelen sorular bakımından bakıyorum. Ece Ceren Yurtseven
kurumlar kısa çalışma başvurusu yaptıysa ancak uzaktan çalışma esaslarına yönelik bir düzenleme varsa ücret kesintisi yapılması yasal mıdır? Şu şekilde uzaktan çalışmayla beraber eğer tatil yapıldıysa bazı günler, yani normalde işte haftanın her günü çalışıyorduk. Fakat şirket dedi ki ben kısa çalışmaya geçiyorum. Bu yüzden artık haftanın 2 günü çalışacaksınız ve evden çalışacaksınız. O takdirde ben 2 günü evden yaptığım çalışmanın tam olarak karşılığını işverenden alacağım. Ama geri kalan 4 gün kısa çalışma kapsamında kabul edileceğinden onu Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alacağım. Bu şekilde. Eğer doğru anladıysam ben sorunuzu. Kısa çalışmada iş kurum vermiş olduğu ödeneğe ek işveren işçisine ek ödeme yapabilir mi? Maaşını tamamlayabilir mi? Yasal olarak tamamlanabilir düşünüyorum. Görüşünüz nedir? Bu konuda da evet tartışma var. Yani Sosyal Güvenlik Kurumu açıkçası bununla ilgili yapmış olduğu bir açıklama vardı. Fakat ne kadar legal doğru o tartışılabilir. Normal olarak dedi ki bunu ücret adı altında ödeyemezsiniz. Hani ikramiye ödemesi olabilir. Başka adı altında yapılacak bir sosyal yardım şeklinde olabilir. Ama ücret adı altında eğer ödenirse bu zaten kısa çalışma uygulamasına aykırılık teşkil eder. O zaman ödenen bir kere kısa çalışma ödeneğinin geri alınması yaptırımı var. Artı idari ceza, idari para cezası yaptırımı var. Deniz. Pırıl. Ece, şu anda pek çok eğitim kurumu başvuru yaptı ancak öğretmenler evden çalışmaya devam ediyorlar. Yarım maaş alıyorlar. Bunun yasal dayanağı var mıdır? Öğretmenler tam zamanlı olarak yani normal zaten yapmakla yükümlü oldukları görevleri yerine getiriyorlarsa çalışma saatlerindeki değişiklik, çalışma saati kaptığımız şey de hani bir farklılık yoksa o zaman yarım maaş hayır yasal değildir. Aşağılara ineyim. Aşağılarda mesajlar geldi. Merve hesaplamayı açıklamaya çalıştım. Ece tekrar sordu herhalde değil mi sorusunu? Evet. Evet tekrar sormuş. Pırıl tekrar sormuş. İşçiler Eylül bu süreç içerisinde genel sağlık sigortalısı sayılıyor kısa çalışmada. Genel sağlık sigortası hem kendileri hem de bakmakla yükümlü oldukları kişiler. Genel sağlık sigortasına ilişkin primleri gene işsizlik sigortası tarafından karşılanıyor. Yani işçiye ödenen kısa çalışma ödeneğinden bu kapsamda bir kesinti, ayrı bir kesinti yapılmıyor. Mert dediğim gibi iki tane şey var. Bir tanesi son 60 gün hizmet akdine bağlı olarak çalışmak ki sen Aralık 2019 Aralık ayında şayet işe başladıysan 60 günü doldurmuş oluyorsun. Bu kapsamda yararlanma imkanın var. Birinci koşulu tutuyor. İkinci koşulda 3 yıl içinde en az 450 gün prim ödeme koşulunu sağlamış olman gerekiyor. Son 3 yıl içinde 450 gün prim ödeme koşulunda varsa senin için yapılan başvuru olumlu sonuçlanabilir. Merve'den bir soru geldi. Evet Merve haklısın. Bu örneği verirken benim de aklıma o zaten geldi. Biliyorsunuz işverenlerin uygulamasında bazen kötü niyetli olarak daha az sigorta primi ödenmesi amacıyla gerçek ücret primi esas kazanç olarak bildirilmez. Asgari ücret tutarı üzerinden bildirimde bulunularak ona göre daha düşük prim ödemesi yapılabilir. Kısa çalışma ödeneği hesabında bu kapsamda ne yazık ki Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kayıtları esas alınır. Örneğin işte 5.000 lira ücret ödeniyordur fakat asgari ücretten gösterilir. Bu kişinin alacağı şey de kısa çalışma ödeneği de asgari ücrete göre hesaplanacaktır. Gerçek ücreti üzerinden hesaplama yapılmayacaktır ne yazık ki. Yalnız sorunla ilgili bir tek şeyi düzelteyim. Kısa çalışma ödeneği işverene yapılan bir yardım değil, doğrudan işçiye yapılan bir ödemedir. İşçilerin IBAN numarasına yapılır. Bu konuda yeri gelmişken bir açıklamada bulunayım Merve. Senin sorunla ilgili arkadaşlarımız da belki takip ediyordur sorunu ama şimdi tartışma konusu olan konulardan bir tanesi işçinin kısa çalışmayı kabul etmek zorunda olup olmadığına ilişkin.
Normal olarak kasa çalışma başvurusunu işveren yapıyor. İşçinin herhangi bir rızası alınmıyor. İşçinin rızasına bakılmıyor. Bakanlık bu konuda inceleme yapıp da kabul kararı verirken de ya işçilerin onayı var mıydı, rızası var mıydı diye sormuyor açıkçası. Bu haliyle başvuru hakkı işverene sağlanmıştır. İşveren sağlanıyor, işveren bu başvuruyu yapıyor ve bakanlık onay veriyorsa iş yeri yasal olarak kısa çalışma uygulamasına başlamış durumda oluyor. Peki işçi buna tahammül etmek zorunda mıdır diye bakarsan bu konuda iki tane hukukçunun olduğu yerde üç tane görüş vardır, farklı görüş vardır mantığından hareketle. Gene hukukçular bölünmüş durumda ama mantık olarak baktığımızda şu. Kısa çalışma uygulaması iş yerindeki çalışma koşullarında esaslı bir değişikliktir. Bir, çalışma süresini düşürür. İki, işçinin ücretinin çok ciddi anlamda hak kaybına uğramasına yol açar. İş kanunu uyarınca çalışma koşullarında esaslı değişiklik yapılmadan evvel işçinin yazılı onayının alınması gerekir. Eğer yazılı olarak onay alınmazsa işçi bakımından bu çalışma koşullarındaki değişiklik bağlayıcılık teşkil etmez. Fakat kısa çalışma yasadan kaynaklandığı bak için, yasadan bir hak olduğu için kısa çalışma uygulaması başlandıktan sonra işçinin hayır ben bunu kabul etmiyorum, arta kalan parayı işveren bana tazmin etmek zorundadır diye bir hak talebinde bulunması da mümkün olmuyor. İşçinin bu noktada yapabileceği tek imkan kalıyor. O da çalışma koşullarında esaslı değişiklik yani rızası dışında yapılmasından dolayı ve ücretinde yine rızası dışında kesinti yapılmış olmasından dolayı iş sözleşmesinde haklı nedenle fesih imkanı olur. Bu bir konu. Fakat tabii ki böyle bir dönemde kim işsiz kalma riskini göze alabilir? O da ayrı bir tartışma konusu. Zaten bütün bu tartışmalarımız bundan doğuyor. Haklı nedenle fesih yapabilir mi? Yapabilir. Ama sonuç işsizlikse işçilerin bir kısmı buna sineye çekerek mecburi olarak en azından işimiz var. Belki bu süreçte korona da biter. Evet, gelirimizden azıcık kesinti yapıldı ama işler açılınca biz de en azından işimiz olan birisi olarak çalışmaya devam ederiz. Beklentisi içinde bunu kabul ediyorlar. En son Merve'ninkini cevaplamıştım. Evet, Serhat hocam, ödenekten işçinin yardımcı sigortalının Mart ayının başında sigortadan çıkış olarak gösterilmesi ancak Nisan'da başında tekrar aynı iş yerine sigortalı. Evet, son 60 gün dediğim gibi son 60 gün çalışıyor olması lazım. İş sözleşmesi kesintiye uğradıysa, 60 gün kesintiye uğradıysa orada yasal olarak bir hak kaybına uğrayacaktır. Bu konuda Sosyal Güvenlik Kurumu, İşkur ayrı bir düzenleme yapmadığı sürece bir sıkıntı olur, arada boşluk olursa. Dilay hocam, başvuru koronavirüs bizi etkilediyse bu... Sözü tabii yani şimdi zaten kısa çalışma Dilay'ın sorusunu, Dilay Serhat sorusunu cevaplamaya çalışıyorum. Korona şey kısa çalışmaya başvurduğunuz zaman bugün internette çok basit bir Google'a araştırma yaparsanız hangi formlarla başvuracağınız zaten size bildiriliyor. Yükleyebiliyorsunuz. Online olarak da başvuru yapılabiliyor. Şimdi kısa çalışmada zorlayıcı sebebi ispatlamanız gerekir. Yani ispatına yarayan belgeleri de sunmanız gerekir. Şimdi İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde kapatılan yerler bakımından zaten açıkça genelge var. Ve bunlar bakımından artık zorlayıcı sebebi ayrıca bir ispatsa gerekli belge sunmanız gerekmiyor. Fakat İçişleri Bakanlığı genelgesinde zorlayıcı olarak kapatılmayan yine işte atıyorum bu 65 yaş ve 20 yaşından altındakiler kapsamında kronik hastalıklar bakımından hani çalışan işçileri olmayan iş yerleri bakımından zorlayıcı sebebi gösterir. Yani bu durumdan dolayı iş yerindeki çalışma saatlerini azaltma gerekliliğini. Gerekirse tamamen tatil etme gereksinimini belgelerle ortaya koymaları bekleniyor. Sizden de bu şekilde bir belge istemişler. Gazete sahibi olmanız bakımından da hani siz gazete çıkartmıyor musunuz? Satıyorsunuz. Ancak satış rakamlarının düşmesi kapsamında da belki bir şeyler sunmanız gerekebilir.
İlan sayılarınız, sen onu söylemişsin. İlan sayılarınızı objektif verilerle yine bakanlığa iletmeniz, İŞKUR'a iletmeniz gerekiyor. Bundan dolayı ekonomik olarak çok zarar uğradığını ispatlamak açısından. Tek başına söylemek olmuyor. Ne yazık ki somut deliller istiyorlar o noktada. Bilgisini vereceğim Feride. Bu yarım ücret konusunun. Şimdi sen Dilay Serra çok uygulandığını düşünmüyorum dedin ama ciddi anlamda bir uygulaması var. Onu da demin söylediğim sebepten dolayı hani SALT İçişleri Bakanlığı genelgesiyle kapatılan yer zaten 150 binin üzerini aştı. Buna ilave olarak işte bütün AVM'lerin biliyorsunuz zaten ortak kapatması var. Buna ilave olarak işte 65 yaş üzerinin sokağa çıkma yasağı, 20 yaşın işte şeyi sokağa çıkma yasağı kapsamında bazı sıkıntı yaşayan şirketler var. Bunlara da toleranslı davranıyor İŞKUR. Bundan dolayı aslında uygulaması sıkça yapılan bir şey. Sizinkisi azıcık hani bunların dışında kalması sebebiyle bir de somut belge, objektif belge bulmakta zorlanma sebebiyle sıkıntıya uğramış. Bayağı soru gelmiş. Kısa çalışma, evet, kısa çalışma ayrı bir belki de konu yapılabilirdi. Çok soru var. Birkaç soru arka arkaya gelmiş. Herhalde yanıtladım. Kısa çalışmanın 60 gün içinde sonuçlanacağı söyleniyor. Bazı yerlerde kısa çalışmanın ön onayları geldi. Bu sırada size bilgi vermek için söylüyorum. 15 günde gelen onaylar var. Fakat sayı çokça arttı. Bakanlık bunu açıkladıktan sonraki hemen bir hafta içinde 19 bin başvuru olmuştu. Şu anda dediğim gibi 200 bin başvuru olduğu söylendi bakan tarafından. Bu sebeple tabii ki bunların neticelendirmesi zaman alıyor. Yeni bir yasa teklifinden bahsetmiştim. Bu yasa teklifinin içerisinde buna ilişkin de özel bir düzenleme yapılması planlanıyor. Kabul edilir edilmez bilmiyorum ama hızlandırmak amaçlı. Şu andaki sistemde 2 ay içinde en geç sonuçlandırılması planlanıyor. İstanbul'da tabii başvuru tarihine itibaren geriye dönük ödeme yapılacak. Yukarıda bazı arkadaşlarınızın sorusu, Sevgi'nin sorusunu cevaplıyorum. İlk hafta bundan istisnadır. Başvuru yaptıktan sonraki ilk hafta içinde ödeme yapılmıyor. Ondan sonra ödeme yapılıyor. Evet. Cengiz Han sorunu daha sonra ayrı bu bütün şey bittikten sonra istiyorsan senle şey yapalım. Kısa çalışmayla da ilgili değil. Ondan dolayı sorunu atlıyorum. En son seminer bitiminde dilersen senle burada kalıp tartışabiliriz. Peki. Kısa çalışmayla ilgili sorular da eğer bittiyse kısa çalışmayı geçeyim. Bayağı bir uzadı şeyimiz. Tahammülünüz için de teşekkür ediyorum. Bundan sonrası daha şey geçecektir. Bu yarım ücret konusunda bilgi vermek istiyorum. Şimdi iş yerinin zorlayıcı sebeple işin durması özellikle bu bakanlık genelgesiyle kapatılan yerler bakımından hemen ifade etmem gerekir ki İş Kanunu'nun 24. ve 25. maddeleri haklı nedenle fesih düzenlemesini içerir. Ve zorlayıcı sebeplerle işin durması hali gerek işçiler bakımından gerekse işverenler bakımından iş sözleşmesinin haklı nedenle fesih sonucunu doğuracak niteliktedir. İş yerinin kapatılması halinde işçiler en az bir hafta bekleyecekler. Bir haftadan sonra daha fazla iş yeri kapalı kalıyorsa dilerlerse iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebileceklerdir. İşverenler de sokağa çıkma yasağı ilan edilen işçiler artık iş yerlerine gelemeyecekleri için 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı istisnalar var gerçi ama gelemeyecekleri için işçiden kaynaklı zorlayıcı sebebe dayalı olarak bir hafta bekleyecek. Bir haftadan sonra dilerse iş sözleşmesini haklı nedenle fesih imkanına kavuşacaktır. İş Kanunu'nun bir meşhur 40. maddesi var. 40. maddesi diyor ki zorlayıcı sebeplerle işin durması halinde fiiliyatta işçi çalışmadığı için işçiye ücret ödenmeyecektir. Ancak bu halde dahi ilk bir hafta için
işverenin yarım ücret ödemesi esaslı kabul edilmiştir. Zorlu iş sebeple iş duruyor, işveren iş yerini kapatmış olabilir, kapanmış olabilir veyahut da işçi işe gidemiyor olabilir. Yarım ücret ilk bir hafta için ödenmek durumundadır. Bunu bilmek gerekiyor. Kısa çalışma ödeneğinin de işte bu bir haftalık yarım ücret ödemesi yapıldıktan sonraki haftadan itibaren ödenmesi esası kabul edilmiştir. Zorlayıcı sebep ortadan çıktıktan sonraki bir hafta için işveren tarafından yarım ücret ödenecek. İşçi geri kalan yarıma ilişkin herhangi bir hak sahibi olamayacak. Ondan sonra şayet kısa çalışma başvurusu yapıldıysa kısa çalışma başvurusundan söylediğim hesaplanma yöntemine uygun olarak yararlanabilecektir. Zorlayıcı sebeplerle işin durmasından dolayı eğer taraflar iş sözleşmesini haklı nedenle feshetmek yolunu tercih ederlerse, yani iş sözleşmesinin sona erdirme yolunu tercih ederlerse işçilerin kıdem tazminatı alma hakları mevcuttur. İşe iade davası açma hakları ne yazık ki mümkün değildir eğer gerçekten bir zorlayıcı sebep var ise. Bu konuda da bilgimizi verelim. Şimdi meşhur ücretsiz izin konumuz. Ücretsiz izine ilişkin hemen çok kısa bilgi verecek olursam şayet iş hukukunda ücretsiz izin düzenlemesi bulunmamaktadır. Bundan dolayı ücretsiz izin bir hak olarak ortaya konamaz. Ancak tarafların iyi niyetli uygulamalarıyla, üzerlerinde serbest iradeyle anlaşmaları halinde ücretsiz izin uygulaması yapılabilir. Uygulamada da biz bunu görüyoruz. Bir taraftan işçiler işlerini kaybetmek istemedikleri için açıkçası ücretsiz izni zoraki olarak kabul etmek durumunda kalabiliyorlar. Bu hani belki dikkatinizi çekmiştir, çekmemiştir filan. Bu senelerce özellikle büyük firmalarda gazeteye yansıması bakımından hatırlatayım size. Mesela Bursa'da İşte bu Tofaş'tır, Renault, Oyak Renault'dur filan stoklar çok şiştikleri zaman işte 2 ay boyunca iş yerini tatil etmek ister. Ve işçilere der ki ya işte stoklar çok şişti, satışlar çok azaldı. Bundan dolayı artık bizim yeni bu kadar hızlı üretim yapma imkanımız ortadan kalktı. İki tane seçenek var. Ya belli bir oranda iş gücünü azaltmak zorunda kalacağız veya belli bir süre herkese ücretsiz izin vereceğiz. İşçiler bu noktada kendi işlerinden de olmak istemedikleri için bir nebze ücretsizini kabul edebiliyorlardı. Geçmiş örnekler ücretsiz izin uygulaması bu şekildedir. Tabii ücretsiz izin uygulandığı zaman gene dönüp dolaşıp aynı noktaya geliyoruz. Fiili çalışma olmadığı için işverenin ücret ödeme yükümlülüğü doğmayacaktır. Ücretsiz izin uygulamasına ilişkin şu güne kadar yasa teklifi hariç olmak üzere kabul edilmiş başka bir nakdi yardım ödemesi de bulunmamaktadır. Ücretsiz izin kısacası tek taraflı olarak işçinin çok aleyhine işleyen bir durum yaratmaktadır. Hani gelecekte işine sahip olma beklentisi haricinde aleyhine bir durum yaratmaktadır. İşveren zorla ücretsiz izni çıkartabilir mi? Hayır, aslında zorla çıkartamaz ama dediğim gibi hani çıkarttım kardeşim derse ne yapabilirsin? O zaman kabul etmeyip ancak iş sözleşmesini bir işçi olarak hak nedenle feshedip tazminat eğer hak kazandıysan tazminat ödenmesini talep edebilirsin. Bir soru var galiba, sohbete geçeyim. Yokmuş, yanlış görmüşüm galiba. Cengiz Hanım sorusu en son anladığım kadarıyla. Tekrar slaytımı açayım. 3 slaytım daha kaldı hani konu başlığı olarak. Aslında o bakımdan hani uzadığını düşünen arkadaşlarımız varsa bilgisini vermek için söylüyorum. 3 tane konu başlığımız var. Evet, ücretsiz izin de geçelim. İşsizlik sigortası, bu da işçinin iş sözleşmesinin feshinden sonra açıkçası kullanılabilecek, işçi tarafından kullanılabilecek bir gelir yardımı olabilir. İşsizlik sigortası primi aslında her ay zaten işçilerin ücretlerinden kesilerek Sosyal Güvenlik Kurumu'na işsizlik sigortası fonu içine ödeniyor. İşverenler de hatta kendileri buna katkı koyuyor ve hatta devletin de bu işsizlik sigortası fonuna koyduğu bir katkı var. Bu şekilde biriken ciddi anlamda bir meblağımız işsizlik sigortasında teorik olarak var diyelim. Pratikte o rakam
Gerçekte duruyor mu, başka yere kaydırıldı mı bilmiyoruz ama kağıt üzerinde böyle bir rakam var. İşte bu kısa çalışma hatta yardımları da bu fon içerisinden yapılıyor. Tabii işsizlik sigortası, yani işsiz kalan kişilerin belirli koşulları sağlamak kaydıyla belli bir dönem gelir kazanmalarına yardımcı olan bir sistemdir. Yararlanma koşullarını burada görüyorsunuz. Kendinin istek ve kusuru dışında işsiz kalması gerekiyor işçinin. Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün boyunca çalışması gerekiyor. Fesihten önceki son 3 yıl içinde de en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekiyor. Bütün bunları ilave olarak işsiz kaldıktan sonra da bir ay içinde işsizlik sigortasına başvuruda bulunması gerekiyor. Geçeyim sorularınıza, sonra bakayım. İşsizlik sigortasından en büyük avantajı, yani işçilere işsizlik ödeneği ödenmesi. Bunun yanında gene aynen kısa çalışmada olduğu gibi genel sağlık sigortası primleri işsizlik sigortasından karşılanıyor. Yeni iş bulmak için işkur tarafından kendilerine yardımcı olunmaya çalışılıyor. Yeni nitelikler geliştirmesi için mesleki geliştirme, yetiştirme eğitimlerini alma hakkına sahip olabiliyor. Peki ne kadar süreyle işsizlik ödeneği alabiliyor? İşçinin işte burada yazılı zaten takvimler var. 600 gün, son 3 yıl içinde 600 gün sigorta olarak çalışırsa 180 gün boyunca, 6 ay boyunca, 900 gün boyunca son 3 yıl içinde sigortalı olarak çalıştıysa, işsizlik sigortası primi ödediyse 240 gün, yani 8 aya yakın bir süre. 1090 gün eğer son 3 yıl içinde işsizlik sigortası primi ödendiyse adına, o zaman da 10 aya kadar, 300 güne kadar işsizlik ödeneği alma imkanı mevcut. Peki işsizlik ödeneği miktarı kısa çalışma ödeneğinden farklı mı? Evet, farklı. Kısa çalışma ödeneği, hatırlayacağınız üzere, son 12 aylık primi esas kazanca göre tespit edilen ortalama kazancın %60'ın tutarındaydı. Burada ise son 4 aya bakılarak ortalama kazanç bulunuyor. Bunun %40'ı işsizlik ödeneği olarak işçiye ödeniyor. Kısa çalışma ödeneğinin miktarı brüt asgari ücretin %150'sini geçemiyordu. İşsizlik sigortasının tabanı ise brüt, asgari ücretin brütünün %80'ini geçemeyecek şekilde belirlenmiştir. Gene damga vergisi burada da vardır. Damga vergisi hariç hiçbir kesintiye tabi tutulmazlar. Burada da asgari ücretle çalışan, son 4 ay asgari ücretle çalışan bir işçinin işsiz alabileceği işsizlik ödeneği miktarını görüyorsunuz. Ve farklı ücret gelirlerine göre de alabileceği rakamları görmüş olabiliyorsunuz. Aylık 6 bin lira kazanıyorsa şayet bir çalışan, aslında daha yüksek bir işsizlik ödeneği alabilecek olmasına karşın, tavan uygulamasından dolayı azami eline geçen para işçilerin 2336 lira bugün için olmuş oluyor. Sorulara bakayım, işsizlik sigortası ile ilgili soru var mı şeklinde bir bakayım. Feride'nin sorusuna hayır, şu anda yürürlüğe giren bir yasa yok. Eğer bugün TBMM gündemine acil olarak alınıp da kabul edilmediyse, çünkü dün daha Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu teklif. Bu derece acil bir şey yapmadılarsa, bu saatlerde falan kabul edilmediyse, henüz o yasa yürürlüğe kabul edilmedi yani. Sevgi, aslında yani yapılan işte bunlar, dediğim gibi hani işin durmasından dolayı bir hafta yarım ücret ödüyor. Yıllık ücretli izni eğer varsa izin kullandırılıp ücreti ödenebilir o sürede. Dediğim gibi bir telafi çalışması, tabii o çok belirsiz aslında, telafi çalışması. Çünkü biz korona sebebiyle normal hayata ne zaman döneceğimizi bilmiyoruz. Ama kısa çalışmaya başvurulabilir. Bir başka mevcut durumda bu. Kısa çalışmadan yararlandırılabilir. Bu kadar. Bu bahsettiğimiz konular aslında Sevgi. Teker teker uygulanabilir eğer uygulama imkanı varsa. Sorunda okumadığım bir şey kaldı galiba. O yüzden bir daha bakıyorum. İzinlenme mevcut düzenleme göre ücretsiz izin teklif etmek ve işçi bunun kabulünü beklemek zorunda mıyız? Yani dediğim gibi,
taraflar arasında yapılabilecek bir olaydır ücretsizliğin. Yasalaşırsa teklif, o zaman olay değişecek. Bilgisini birazdan vereceğim. Tabii ki ücretsizliğin taraflar karşılıklı anlaşırsa, şu an için söylüyorum, uygulanabilecek bir olay. Bu dönemde de çalışma olmadığı için sözleşme son bulmuş olmuyor. Sözleşmenin askıda bulunduğunu kabul ediyoruz. En azından hani bu ücretsiz izin teklifini neden veriyorlar diye bakacak olursanız, işsizlik rakamları zaten yüksek. Hani ücretsiz izin diye bir uygulama yapmazlarsa bu sefer işsizlik başlayacak. İş sözleşmeleri sona erdirilecek. İşsizlik oranları daha da yukarı çıkacak. Bunu bir nevi önlemeye çalışıyorlar. Hani hem moral olarak işçi hayır işsiz kaldım demeyecek şeklinde, hem de bir aslında para yardımı getirmeye çalışıyorlar ondan dolayı. Evet, 20-35 saatimiz. 7. konu başlığımız da bitti. 8 zaten kısa. 9'da en son bilgilendirmeyi yapacağım. Sonra genel sorularınızı alacağım. Çalışmaktan kaçınma hakkı diye bir haktan bahsedelim. İş sağlığı ve güvenliği dediğimiz bir husus var, biliyorsunuz. Türkiye'nin sıralamalarda sonda olduğu işçi ölümlerinde bir liste var. İş sağlığı ve güvenliği konusu 6331 sayılı yasayla aslında son dönemde yenilenen bir düzenlemeye kavuştu. Bu yasa işverenlere birçok önlem alma yükümlülüğü getiriyor iş yerlerinde. Ve koronanın ortaya çıkmasından sonra da Sosyal Güvenlik Kurumu işverenlerin iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması bakımından alınması gereken önlemlerin neler olabileceği konusunda birkaç tane kitapçık yayınlamış durumda. Bunları da Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sayfasından alabilirsiniz. Şimdi İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işverenlerin yapması gereken bir numaralı yükümlülük risk analizinin yapılmasıdır iş yerlerinde. Bu zamana kadar iş yerlerinde risk analizi yapılırken, herkesi tabii kapsamayalım ama çoğunlukla salgın hastalık riski diye bir şey göz önünde bulundurulmadı. Şimdi koronanın ortaya çıkmasından sonra ve bulaşma riskinin ortaya çıkmasından sonra bu risk analizlerinin çok ciddi anlamda yapılması gerekiyor. Ve tabii ki çalışma mesafesi, o sosyal mesafe dediğimiz işçilerin birbirlerine olan yakınlıklarının olabildiğince uzak olarak hastalığın bulaşma riskini asgari hadde indirecek şekilde yeniden ayarlanması gerekiyor. Şimdi İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda çalışmaktan kaçınma hakkı denen bir 13. madde var. O konuda bilgi vermek istedim. Çünkü bazı iş yerleri biliyorsunuz çalışmaya devam etmek durumunda kalıyorlar doğal olarak. Bu yandan da özellikle işte bu yemekhaneler var, çalışma ortamları var, işçilerin dip dibe durdukları ortamlar var. O işçilerin bazıları ateşleniyor, öksürüyor, hastalık geçiriyor. Bahar ayları zaten normalde hani bu salgın olmasaydı dahi insanların bu tür hastalıklara yakalanabildiği aylardandı. Bundan dolayı yanınızda birisi öksürdüğü zaman tabii ki çok tedirgin olmanız mümkündür. Şimdi bu 6331 sayılı yasanın 13. maddesi ciddi ve yakın bir tehlike halinden bahsediyor. Böyle bir halin bulunması durumunda işçinin iş sağlığı ve güvenliği kuruluna, iş yerinde böyle bir kurul yoksa doğrudan dolayı işverene başvurması gerektiğini söylüyor. Bu başvurudan sonra işverenin ve iş sağlığı ve güvenliği kurullarının başvuruyu inceleyip en kısa zamanda işçiye haber vermesi gerekir. Ciddi ve yakın tehlikenin varlığı kapsamında alınacak önlemlere ilişkin olmak üzere. Eğer işveren tarafından, iş sağlığı güvenliği kurulu tarafından işçi haklı bulunursa, yani ortada bir ciddi ve yakın tehlike bulunduğu kabul edilirse, bu durumda işçinin gerekli önlemler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınma hakkı mevcuttur. Çalışmaktan kaçınma hakkını kullanacak, ancak ücreti işlemeye devam edecektir. Tabii bunu yasal olarak söylüyorum. Ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlardan bahsediyor. Yani biz buna genelde hep şey örneği veririz. Maden de işte çökme başlıyor artık, yani ciddi ve önlenemez tehlike, yakın tehlike, çökeceğine ilişkin önlemlerin alınmaması. Ama bir de işte artık yukarıdan her şey devrilmeye başlandı filan, ciddi anlamda risk var, önlenemez olduğu bir durum var. O noktada artık otomatik olarak çalışmaktan kaçınma hakkını kullanıyorsunuz. Şimdi korona riskiyle ilgili olarak da bu tartışma konusu.
gündemde olan konulardan bir tanesi. İş yerinde ciddi anlamda işte ateşi olan, kuru öksürüğe sahip olan, sağlıksız olan kişilerin mevcudiyeti halinde koronavirüsünün de artık pandemi ilan edilmiş olmasından dolayı, bulaşma riskinin çok fazla olmasından dolayı işçilerin bu maddeyi uygulayabilecekleri hukukçular arasında savunuluyor. Bu konuda da size bilgi vermek istedim. Evet, soru vardı galiba. O soruya da bakalım. Evet, Burak, doğal olarak aslında var. Banka biliyorsun buna ilişkin önlemleri o bakımdan alıyor. Tek tek müşteri kabul edilmesi önlemleri bundan dolayı alındı. Çünkü içeride atıyorum 50 tane kişi sıra bekliyor, hepsi öksürüyor. İçerideki havalandırma şartları da kötü zaten. İstediğiniz kadar maske takın. Gün içinde o kadar yoğun çalışırken özellikle vezne çalışanları bir şekilde o yüzüne dokunabilir, her tarafa dokunabilir. Vezne çalışanları gene azıcık daha belki şeyin arkasından çalışıyorlar. Bir de masada çalışanlar var. Doğrudan doğruya bu kredi alıp vermelerde daha yakın mesafelerde bulunuyorlar. Bundan dolayı bankaların da üzerlerine düşen görevleri yapma hakları, yükümlülükleri mevcuttur. Banka çalışanlarının da böyle bir hakkı var. Eğer Feride bu konudan bahsediyorsak haklı nedenle iş sözleşmesinin feshi olarak kabul ediliyor. Tazminatlı fesihtir. 24'e uygun bir fesihtir. Onur, evet, yani normal olarak hani işveren bu şekilde bir uygulama yaptıysa işsizlik sigortasına ilişkin soru sormuşsun. İşveren kendisinin feshetmesine rağmen sanki işçi sebepsiz istifa etmiş gibi gösterdiyse bu noktada işsizlik sigortasından ödenek alınabilmesi için bir engel teşkil ediyor. Buna ilişkin mahkemede dava açmak gerekiyor. O davalar neticesinde olarak ödenen bir para oluyor bu. Buna ilişkin şeyin de hatta iş kurumunda sosyal güvenliğinde şeylerini bulabilirsin. Genelgelerini bulabilirsin. Genelgeleri bile var buna ilişkin. Yüksel Seda, bir soru soruyorsun herhalde. Yarım geldi. Yarım olduğunu düşünüyorum. Yani bir şey ifade etmeye çalışmış olabilirsin benim anlatımlarım sırasında da. Ben onu anlayamadım. İstihdama zorunlu personelin derken anlayamadım. Kumsal, düşüncem bildirme yükümlülüğü var. Kimin olduğu konusu biliyorsun kişisel verilerin korunmasına aykırılık teşkil edebilir. İsim vermek durumunda değil. Ama bilgi vermesi tabii ki gerekli bütün tedbirleri alması, işçileri bildirmesi zaten 6331 kapsamında bilgilendirme yükümlülüğü de var. İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri konusunda bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiği düşüncesindeyim ben. Ama doğrudan doğruya kimin olduğu konusunda bilgi vermesi yasalara KVKK'ya aykırılık teşkil eder. Kişisel verilerin korunması hakkında kanunla. Korona ile ilgili değil ama bu korona ortaya çıktıktan sonra güncellenmemesi halinde uygulanabilecek bir olaydır Kerem. Dediğim gibi risk analizinin güncellenip bir plan oluşturulmaması hali, gerekli önlemlerin alınmaması hali, daha sonradan bu olaylar bittikten sonra özellikle teftişler başladıktan sonra sıkıntı yaratabilir. Ceren Yurtseven, Çalkur. Bahsi geçen konularla ilgili usulsüzlük varsa hangi kuruma müracaat etmek derken normalde biliyorsun hani dava açmak zorunda da kalabiliyorsunuz. İşkur kapsamında yürüyor. İşsizlik sigortası da kısa çalışma da o ikisi kapsamında diyelim işkur üzerinden yürütülüyor. O yüzden idari şikayetlerde işkura gidilmek zorunda. Şimdi gelelim son konu başlığımıza.
Son konu başlığımız bu meşhur gazetelerde birkaç gün önce çıkmaya başlayan ve arkadaşlarımızın da kabul edilmedi mi edilmedi mi filan. Çünkü gazetelerdeki haber olarak baktığınız zaman işten çıkarmalar 3 ay boyunca yasaklandı şeklinde kararlar çıktı bile. Ama fiiliyatta baktığımız zaman bir torba yasa aslında var. O torba yasa teklifi çokça işte bakanlar tarafından dile getirildi. Herkes tartışıldı üzerinde. Yani çok kısa bir zamanda tabii ki tartıştı diyebiliriz. Ama en nihayetinde dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu teklif olarak. AK Parti'den çıkan bir teklif olması, birçok imzanın olması sebebiyle kabul edilmesi kuvvetli. Zaten hani gündemi oluşturdular. Bu konuda bir kamuoyu da oluştu bu zamana kadar. Kabul edilmesi kuvvetli yasalardan bir tanesi. Tüm maddeleri aynen kabul edilir mi bilemem. Üzerine tartışmalar yapılacaktır. Ama çalışma yaşamına ilişkin olarak ben size bilgi vereyim. Ne önemi var bu yasanın? Her tür iş veya hizmet sözleşmesi 3 ay boyunca ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri sebepleri dışında feshedilemeyecektir şeklinde iş sözleşmesinin feshine getirilen ciddi bir yasak var. Yani bu daha evvelden hani uygulanan olaylardan o sıkı yönetim halleri haricinde belki uygulanan bir olay değildi. Biz biliyorsunuz bu son dönemlerde olağanüstü halde ilan edilmişti Türkiye'de FETÖ olayları sebebiyle. O kapsamda da çalışma yaşamına bu şekilde müdahale edilmemişti. Ama bugün olağanüstü hal ilan edilmemiş olmasına rağmen iş sözleşmesinin feshini yasaklayan geçici süreyle bir düzenlemeyle karşı karşıyayız. Dediğim gibi 3 ay boyunca işçilerin iş sözleşmesi ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri dışında feshedilemeyecektir. Şayet feshedilirse bunun idari para cezası olduğu yasa teklifinde yazmaktadır. İşveren bu süre zarfında işçiyi ücretsiz izne ayırma hakkına sahip olacaktır. Bu da ilk defa ortaya çıkan bir şey. Yukarıda anlatmaya çalışmıştım. Ücretsiz izne ilişkin bizim yasamızda herhangi bir düzenleme yok. Ücretsiz izni kimse hak olarak ortaya koyamıyordu. İlk defa burada da ücretsiz izne çıkarma hakkı doğuyor işverenlere. Yani ben kardeşim senin iş sözleşmesinin feshini yasaklıyorum. Yapabileceğin tek şey kalıyor. Ücretsiz izne çıkaracaksın. Bunu sana bir hak olarak sunuyorum diyor. Hak olarak sunması işçinin buna itiraz edemeyeceği anlamına gelir. İşçi bu sebeple sözleşmeyi feshedemeyecektir eğer teklif yasalaşırsa. Bu süre zarfında ücretsiz izne ayrılan kişiler doğal olarak gelir kaybına uğrayacaklardır. Bunu telafi etmeye yönelik de bir teklifte madde var. Ücretsiz izne ayrılanlarla beraber kısa çalışma ödeneğinden yararlanma hakkına sahip olmayan işçiler. Hani o son işte 60 ay son 60 gün çalışmayanlar. İşte 3 yıl içinde 450 gün adına prim ödenmemiş olanlar kısa çalışmadan yararlanamıyorlardı ya, işte onlar da dahil olmak üzere 15 Mart 2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi sona ermekle birlikte işsizlik sigortasından da yararlanmayan, kısacası her tür gelir kaybına uğrayan kişilere yaşlılık aylığı almamaları koşuluyla, başka bir yerden gelir elde etmemeleri hani bu anlamda koşuluyla günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği yapılacaktır şeklinde bir teklif maddesi de var. Bunun da damga vergisine tabi olduğu söyleniyor. Onun dışında başka prime tabi değildir. Bu aslında baktığımız zaman günlük 39,24 TL işsizlik sigortası ödeneğiyle, bugün için konuşuyorum, asgari ücret üzerinden hesaplanan işsizlik sigortası ödeneğiyle eşdeğer rakamdır. Evet, bu şekilde bir işçinin, işte yardım alan bir işçinin daha sonradan yani ücretsiz de çıkartıyorum örneğin, gösteriyorum. Fakat daha sonradan bu kişinin ücretsiz izinde gösterilmiş olup devletten nakdi yardım almasına rağmen aynı zamanda işveren tarafından da çalıştırılmaya devam ettiğini devlet anlarsa, böyle bir şey olursa, o zaman gene idari para cezasıyla ödenen yardımların geri alınması sistemi benimsenmiştir. Son iki noktamız da nakdi ücret desteği alanlar, bu şekilde bakmakla yükümlü olduğu kişiler gene kısa çalışma ödeneğinde ve işsizlik sigortasında olduğu gibi genel sağlık sigortalısı sayılacaklardır.
Son olarak da yine çalışma hayatına ilişkin söylüyorum. Zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvurularında demin de bir arkadaşım sormuştu uzun sürüyor ne kadar zamanda cevap verecekler şeklinde. Uygunluk tespiti beklenmeden işverenlerin beyanına bağlı olarak kısa çalışma ödeneği ödenecektir şeklinde de bir düzenleme var. Eğer bu maddenin yasalaşması halinde o zaman artık sadece müracaat edilecek. Müracaattan sonra devlet otomatik olarak kısa çalışma ödeneği ödeyecek. Daha sonradan denetim yapacaktır. Tabii buradaki yapılan denetimde uygun olmayan başvuruya ilişkin olmak üzere devletin kasasından kısa çalışma ödeneği ödemesi yapıldığı anlaşılırsa bunda da işverenin sorumlu olduğu düzenlemesi var. Kaç tane işveren bu riski göze alabilir? O da tartışmalıdır diyelim. Buraya kadar bana sabrettiğiniz için çok teşekkür ederim. 115 kişi bir ara 120 kişilere kadar çıktık herhalde. Şimdi 70 kişiye kadar geriledik. 2 saate yakın sürdü sunumumuz. Bu halde sorularınızı alayım genel olarak. Şimdi bakmıştım Ece'nin sorusuna cevap vermiştik. Feride kısa çalışma kapsamı %60 kapsıyor. İşveren bu oranı kendi bütçesinden istese daha fazla tutabilir mi? Evet Feride şu şekilde cevaplamıştım. Normal olarak kısa çalışma ödeneğinden yararlanan kişi o esnada çalışıp ücret kazanamaz. Eğer bu şekilde bir kazanırsa, ekstra bir ücret kazanırsa kısa çalışma ödeneğinin kesilmesi gerekir. Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan konuşmalarda Sosyal Güvenlik Kurumu ancak şunu diyor. Bu şekilde eğer işverenler gönlünden koparak işçinin zarara uğradığı ve kısa çalışma ödeneğiyle telafi edilemeyen miktarı işçiye sağlamak isterlerse bunu ücret adı altında gösteremezler. Ama işte ikramiyedir, başka bir ad altında göstermeleri, yakacak yardımıdır, bir şeydir şeklinde göstermeleri mümkün olur şeklinde bunu da söylüyorum açıkçası çünkü ben okumadığım için sözlü olarak bunu ifade ettikleri için resmi bir yerde yazılı olarak görmedim. Off the record olarak bu söyleniyor. Ücretsiz izin konusunda yani bu yasa teklifiyle ilgili ise İlknur yasa teklifi 3 ay boyunca yasakladığı için işten çıkarmaları ücretsiz iznin de 3 aya kadar olabileceği şeyi vardır, mantığı vardır. Yasa teklifi haricinde de eğer konuşuyorsak ücretsiz izin düzenlenmediği için bunun süresine ilişkin bir düzenlememiz de yoktur. Sevgi sormuş, yıllık izin hakkı olmayan çalışanlar için sonraki izinlerden mahsup edilmek suretiyle yıllık izin verme gibi bir uygulama yapılabilir mi? Sevgi bunu da daha evvelden bir arkadaşımız sorarken zannedersem yanıtlamaya çalışmıştık. Evet, fiiliyatta böyle bir uygulama yapılabilir. Taraflar buna itiraz etmiyorsa, işçi de itiraz etmiyorsa bir sıkıntı yok açıkçası. İşçi eğer itiraz ederse de dediğim gibi ne yapacak yani ben seni izne çıkardım ya ücretli ya ücretsiz izin. O bakımdan hani ancak hani bir zoraki olarak çalışma şartlarına uygun olmayan davranılıyor filan tarzında sözleşmeyi feshetmesi lazım kendisi. Bu riski göze almak ister mi istemez mi bilmiyorum. Adli işlemlerin yasal sürelerin durması nedeniyle iş yoğunluğumuz düştü ve bu doğrultuda çalışma şartları bakımından normal oranla esnek oranını biz de çalışma yapmamızı şartımız yıllık izin kısa aşamadan yararlanmak işveren tarafından yıllık izin teklifi de söz konusu değil. Bu durumda işveren tarafından herhangi bir sefer de kişinin orada bu durumda işçi olarak ne yapmalıyız? Evet Merve aslında işte bu yasa teklifinin getirilme sebeplerinden bir tanesi de buydu herhalde. Çünkü halihazırdaki durumda dediğim gibi kısa çalışma ödeneğinden yararlanamıyorsanız, işsizlik sigortasından yararlanamıyorsanız ve işveren tarafından hukuka uygun olmayan bazı uygulamalarla karşılaşıyorsanız, o zaman haklı nedenle sözleşmeyi feshetme imkanınızdan başka bir şey görünmüyor. Yani ya yapılan teklifi kabul etmek zorunda kalacaksınız. İşte iş hukuku derslerinde de hep söylemek istediğimiz durum budur. Pazarlık gücü ne yazık ki işverenin elinde. Her ne kadar özel hukuk alt dalı olsa dahi tarafların pazarlık gücü eşit değil. Diğer sözleşme tiplerine bu bakımdan benzemiyor. Bu haliyle iş hukukunun ortaya çıkmasındaki temel ilke hep işçinin korunmasıydı.
dedik ya, burada da bunu bizzat bir fiil aslında yaşıyorsunuz. Bazı dayatmaları kabul etmek durumunda kalıyorsunuz. Bu kapsamda feshedeceksiniz veyahut da yapılan teklifi mantıklı bir teklifse iyi değerlendirip sineye çekmek zorunda kalacaksınız. Şayet dediğim gibi teklif yasalaşırsa bu kapsamda sözleşme feshedilemeyeceği için bir nevi belki devletten çalışmamakla beraber bir nakdi yardım alma imkanı doğacak. Nakdi yardımın tutarı az. Dediğim gibi günlük hani 40 liraya yakın 1100 liralarda kalıyor. O bakımdan azdır. Cengiz Han'ın bir sorusu var. Onur. Yukarıdaki soruyu Cengiz'den herhalde. Yani buraya şey yaptığınızı Onur şey olmayacak. İndirme imkanı var mı yok mu bilmiyorum. İstiyorsan adres olarak paylaş. Herkes oradan bulsun. Murat da çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Çok tartışmalı bir konu Feride. Yani bu yorumu yapabilecek aslında olabildiğince şeyler var elimizde. Kişinin işini yaparken geçirdiği kazanın iş kazası olduğuna ilişkin içtihatlar var. Home office saatlerinde evde bir kaza olursa işte orada sıkıntı doğuyor. Çünkü home office'te işte hakikaten çalışıyor musun, çalışmıyor musun? Yani enteresan bir durum var. İspat konusunda bayağı bir zorluk yaşanacak durumlardan bir tanesidir. Ama teorik olarak baktığımız zaman işçinin işini görürken başına gelen kazalar iş kazasıdır. İşini görürken. Ha, işinizi görüyorsunuz. Bilgisayarda ders anlatıyorum. Sonra çıkıyorum kahve yaparken kaza geçiriyorum. Pek iş kazasına benzemiyor. Onur teşekkür ediyorum paylaştığın için. İşe yarayan arkadaşlarım da faydalanabileceklerdir. Uzaktan çalışma yasaya baktığınız zaman yazılı bir sözleşme tipi olarak görülüyor. Yani şartlarının belirtilmesi isteniyor. Hatta 14. maddeye baktığınız zaman uzaktan çalışma ilişkin sözleşmelerde hangi hususların belirtilmesi gerektiğine ilişkin de bir belirleme var. Bakanlık 2016 yılındaki yaptığı düzenlemede buna ilişkin bir yönetmelik çıkaracağını söylemişti. Fakat yasaya uzaktan çalışmayı ilave ettikten sonra unuttu gitti. Bugüne kadar da uzaktan çalışma tekrar gündeme gelmediği için böyle bir yönetmelik düzenlemedi. İşverenler tarafından eğer iş organizasyonu hakikaten güzel ayarlanabilirse böyle bir yönetmelik tabii ki faydalı olacaktır. Şartları belirler yani çok net olarak herkesin nasıl yapacağı hani çok belirlenmiş olur. Faydalı olur. Cengiz Han senin sorunu yukarı çıkıyorum bulabilmek için uzun bir soruydu. Evet gördüm. Şimdi koronavirüs sürecine denk gelen iş aktifesiyle 26 Şubat'ta tarafımızı tebliğ 15 kişi işten çıkartıldınız. Peki. Fesliğe başlayan ve ihbar sonra arabuluculukta ise iş yerde önce talebimiz oldu. İş yerde olmaz isek 4-8 maaş ücret talebi doğuyor. Talep ettik arabuluculukta hiçbir sonuç alınamadı. Uzlaşmadılar. Tamam arabuluculukta anlaşamadınız. İhbar süresinin kullandırıldığını anlıyorum. Çıkışınız verilmiş. İşe iade davası açtınız. Evet. Yani işe iadenin zaten birkaç tane şeyi var. Kapsam olarak değerlendirmek lazım. İkincisi bir geçerli sebep var mıdır yok mudur? O yüzden şu anda hani işverenin hangi sebeple feshettiğini ortada tam olarak bir geçerli sebep olup olmadığını peşinden söylemem benim mümkün değil. Eğer geçerli sebep yoksa, sebepsiz işten çıkartıldıysanız, keyfi olarak işten çıkartıldıysanız tabii ki işe iade davasını kazanma imkanınız mevcuttur. Keyfi olduğunu belirtmişsiniz. İstanbul'a taşınma. Eğer dediğim gibi yani keyfi olup olmadığını tabii ki işveren de davada delillerini sunacaktır. Eğer delilleri inandırıcı gelmezse geçerli fesih olduğu kabul edilmeyerek kazanma imkanınız olacaktır. İzmir'de var olan bir iş yerinin kapatılıp İstanbul'a işte taşınması gerçek anlamdaysa onu da ayrı bir değerlendirmek gerekir.
Ne zaman, ne sürede sonuçlanacağını söylemem çok zor. Bildiğin gibi şu anda 30 Nisan'a kadar adliyedeki işler de durmuş durumda. Uzatılacak mı, uzatılmayacak mı? Çok az kaldı, 15 gün kaldı. Bu sırada ne olacak, ne bitecek bilmiyoruz. Davalardaki tabii bu arada bir sürü ertelemeler oldu. Bunun yargıyı öyle ya da böyle mahkemelerdeki erteleme süreci bittikten sonra çok ciddi bir iş yükü doğacağını da öngörmek pek mümkün. O yüzden yargılamaların azıcık daha uzayacağını söylemek mümkündür. İş mahkemelerinde işe yarar davaları genelde 1 yıl kadar sürüyor. Bunun da bilgisini vermek istiyorum. Ama tabii ki Bölge Adliye Mahkemesi istinaf denen bir durum da var. Şans olarak ben dediğim gibi peşinen şu anda işveren, yani bir şey görmeden bir şey diyemem size. Yanlış olur. Sizi yanlış yönlendirmiş olurum. Teorik bilgi veriyorum sadece. Sorusu olan arkadaşlarım var. Yol yardımı uzaktan Kerem'de galiba. Bir saniye Yüksel, sonra şey yap. Ben Kerem'den önce bir soru var mıydı onu anlamaya çalışıyorum. Ama şeyi yukarı götüremiyorum. Kerem'inkini cevaplamaya çalışayım bu esnada. Uzaktan çalışma halinde işveren tarafından yol yardımı yapılmak durumunda değil, yemek yardımı yapılmak zorunda da değil. Öyle bir zorunluluk zaten yok. Yani evden çalışmaya geçtiysek eğer biz bu korona anlamında karantina kapsamı gibi bir şey düşünüyorsak. Ama hani satış elemanlarının uzaktan çalışmasında var olan sistem neydiyse zaten onlar o şekilde çalışmaya devam edecektir. Benim görüşüm şu şekilde, yani Kerem için söylüyorum hala. Dediğim gibi normal çalışma koşullarını değiştirmemesi gerekir. Sadece artık dışarıda bir yol maliyeti doğmadığı için yol ücreti almayacak. Evde de bir yemek maliyeti doğmuyorsa aynı rakamları ödeyeceğini söylemekte ben zorlandım. Ondan dolayı o şekilde cevap verdim. Evet Cengiz, senin cevabını verdiğimi düşünüyorum. Dediğim gibi hani net bir şey söylersen ben seni yanlış yönlendiririm. Tam bu konuda hukuki mütalaa verme imkanım zaten burada yok. Ama katılımcılarımız arasında bir sürü avukat arkadaşımız var. Onlarla iletişim kurabilirsin. Kumsal. Pratikte korona salgınının mücbir sebep olarak görüldüğünü ve bu sebeple de toplum işlerine uygun görüyoruz. Alınan tedbirler kapsamında kapatılan işler aracı bu sebeple iş aktivitesi edilir. Sizce bu uygun mu hukuka? Yani şöyle zorunlu, şimdi korona salgının sebebiyle mücbir sebep her iş yeri için yok. Ama o bakımdan hani bir zaten dediğim gibi İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle kapatılan yerler var. Orada mücbir sebep çok açık. Zorlayıcı sebep çok açık. Onun haricinde doğrudan doğru etkilenen sektörler var, bazı sektörler iş kaybına uğrayan. Bunlar bakımından da zorlayıcı sebep de yaparsınız. Toplu işten çıkarma. Yani hukuk uygun mu derseniz hakkın neden ve geçerli sebep değildir bu işveren bakımından. Ancak işçiden kaynaklı zorlayıcı sebebin bir haftadan fazla sürmesi halinde ancak bir haklı neden olur. Onun dışında hali hazırda bir haklı neden veya geçerli sebep değil kumsal. Eğer işçi Ece Ceren için söylüyorum bunu. İşçi şayet emekli olma hakkını şartlarını taşıdıysa doğrudan doğruya kendisi Sosyal Güvenlik Kurumu'na müracaat ederek emekliye ayrılmak isteyecektir. İşverenin bu anlamda yapması gereken bir şey yok. İşçiye düşen şey var, yükümlülük var. İşten çıkarma sırasında da işveren çıkarmıyor, işçi istifa ediyor şeyden dolayı. Emeklilik sebebiyle işten ayrılıyor. Böyle bir düzenleme var, kıdem tazminatını alabiliyor. Teşekkürler, teşekkürler.
Kısa çalışma ödeneğini doğrudan IBAN'a yapıyorlar. IBAN numarası zaten kabul edilirse bir Excel tablosu gidiyor şeye, işverenlere, Feride. Kısa çalışma başvurusu kabul edildikten sonra dolduruluyor. Orada IBAN'larını da istiyor. IBAN'larını da yazıyorsunuz. Tekrar İşkur'a gönderiyorsunuz. O kapsamda IBAN'lara yatırılıyor. Normal olarak banka hesabını işçi kabul edebilir. Devlet tarafından yapılıyor. İşveren yapmıyor ödemeyi. Hatta E-Devlet üzerinden bile kontrol edilebiliyor yardım ödemenin yapılıp yapılmadığı. Evet arkadaşlar, Yüksel soru sormuş muydun? Yüksel Seda el kaldırdın ama soru sormuş muydun onu göremedim. Eğer halihazırda sorun varsa cevaplamadım, lütfen sor şimdi. Evet, soru cevap kısmında geldik arkadaşlar. Anladığım kadarıyla herkesin sorusunu da yanıtladım. Çok da uzadı. Çok teşekkür ediyorum bana 2 saat boyunca sabrettiğiniz için, arada yaşadığımız teknik sıkıntıyı da göz önüne alarak. Umarım kafanızdaki soru işaretlerini bir nebze olsun cevaplayabilmişimdir. Ben katıldığınız için teşekkür ediyorum. Tanıdıklarım, çokça tanıdığım var aranızda. Hepinize iyi akşamlar, sağlıklı günler derim. Tanımadığım arkadaşlarıma da gene çok teşekkür ediyorum emeklerinden dolayı. Üniversitemize, lisansüstü eğitim enstitüsüne de tabii ki idari personele, tanıtımdan görevli arkadaşlarımıza, mezunlar ofisine ben de çok teşekkür ediyorum Efe hocamın nezdinde. Peki. Evet, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz hocam. Görüşmek üzere. Sağ olun hocam. Çok sağ olun. Hocam teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.